Osman Bey'in Ahiyan-ı Rum, Feteyan-ı Rum ve Gaziyan-ı Rum teşkilatları ile iyi ilişkiler kurması aşağıdaki amaçlardan hangisine ulaşmasını kolaylaştırmıştır? Evet, bunlar sivil toplum örgütleridir, sivil toplum kuruluşlardır, halkın içinden çıkmışlardır, halkın daha iç içe olan oluşumlardır ve bundan dolayı da Osman Bey halkın desteğini kazanması adına bu faaliyetleri gerçekleştirmiştir ve cevap seçeneğimiz D seçeneği diyoruz. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı ile Anadolu'daki topraklarının büyük bir kısmını kaybederken Balkanlardaki topraklarını koruyabilmiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlı hakimiyetinin Balkan milletlerince benimsenmesi. Çünkü Osmanlı bölgede çok ciddi manada bir hoşgörü politikası uygulamış ve oradaki yerli halkı kendisinden memnun etmiştir ve bu da bölgede tutunmasını neden olmuştur diyoruz. Cevap seçeneğimiz A seçeneğidir. Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren Balkanlarda iskan politikası uygulamıştır. Bu politikanın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A seçeneğindeki kapitülasyonların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak. Yani kapitülasyonlar yok ki kuruluş devrinde. Kapitülasyonlar yükselme devrinde Fatih Sultan Mehmet önce Venedikliler ardından da Kanuni Sultan Süleyman 1535 yılında Fransızlara vermiş ve bu kapitülasyonların olumsuz etkileri de daha çok 18. yüzyıldan itibaren kendisini hissettirmeye başlamıştır diyoruz ve bundan dolayı da cevap seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Orhan Bey döneminde gerçekleşen divan teşkilatının kurulması, düzenli ordunun kurulması, eğitim kurumlarının oluşturulması, vezirlik makamının oluşturulması gibi gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin doğrudan sonucu olduğu söylenebilir? Evet, bunlar devlet teşkilatlanmasına yönelik uygulamalardır. Çünkü devletin sınırları genişledikçe yeni kurumlara da ihtiyaç duymuştur ve cevap seçeneğimiz A, egemenlik alanının genişlemesinin diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren tıp eğitimine önem verildiğinin göstergesidir? Bursa'da Darüt Tıp adıyla bir medrese açılması. Bursa'da açılan bu medrese Yıldırım Bayezid açmıştır. Ve bundan dolayı da Osmanlı her zaman tıp eğitimine önem vermiştir. Bunu bize göstermiştir. Kuruluş devrinde açılan bu eğitim kurumuyla ve bundan dolayı da cevap seçeneğimiz B seçeneğidir diyoruz. Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçişi sağlayan yapılanmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A. Yeniçeri Ocağı'nın kurulması bu 1. Murat dönemindedir. B. Divan Teşkilatı'nın kaldırılması 2. Mahmut dönemindedir. C. Edirne'nin başkent yapılması 1. Murat dönemindedir. D. İlk Osmanlı medresesinin kurulması. Evet, bu İznik'te Gazi Süleyman Paşa medreseleri Orhan Bey döneminde açılmıştır, kurulmuştur ve bu beylikten devlete geçişin ilk nişanesi yani Orhan Bey dönemindeki nişanelerinden birisidir diyoruz. E seçeneğindeki Rumeli Beylerbeyliği'nin oluşturulması yine 1. Murat dönemindedir. Cevap seçeneğimiz D diyoruz. Osman Bey dönemindeki ülke hanedan ortak malıdır anlayışı 1. Murat ile ülke hükümdar ve erkek çocuklarının malıdır şekline dönüşmüştür. Bu değişiklik 1. Şeyh Bedrettin isyanının çıkması, 2. Düzmece ve Şehzade Mustafa isyanlarının yaşanması, 3. Taht kavgalarının sona ermesi durumlarından hangilerine zemin hazırlamıştır? Zaten burada direkt Düzmece ve Şehzade Mustafa isyanlarının yaşanması yani bu 2. Murat döneminde yaşanan hadisedir ve 1. Murat'ın yapmış olduğu düzenleme buna zemin oluşturmuştur diyoruz. Cevap seçeneğimiz B seçeneğidir. 1. Murat'ın Karamanoğulları üzerine sefere çıkması, Germiyanoğulları ile akrabalık kurması, Hamitoğullarından Isparta ve çevresini satın alması gibi faaliyetlerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? 1. Murat daha sonraki gelen Osmanlı padişahlarının yani kuruluş dönemindeki Osmanlı padişahlarının en büyük hedefi Anadolu'da siyasi birliği sağlamak ve bundan dolayı da cevap seçeneğimiz B seçeneği Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama diyoruz. Bir hoşgörü, iki gaza ve cihat, üç adalet. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu sağlayan Osman Bey, yukarıda verilen anlayışlardan hangileri doğrultusunda politikalarını belirlemiştir? Evet, Osman Bey zaten devletin temelini atarken hoşgörülü bir düşünceyle hareket etmiş. Gaza ve cihat anlayışı onun öncelikli
hedefler arasındadır ve adaletle hükmetmiştir diyoruz ve bundan dolayı da cevap seçeneğimiz E seçeneğidir diyoruz. II. Murat döneminde çıkarılan kanunla özellikleri belirginleştirilen devşirme sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Devşirme sisteminin öncelikli amacı devlete, padişaha sadık askerler temin etmektir. Ve bundan dolayı doğrudan padişaha bağlı olan bu askerlerin en önemli hedefi merkezi yönetimi güçlendirmektir. Ve bundan dolayı da cevap seçeneği C seçeneği diyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1. İskan sistemi, 2. İstimalet sistemi, 3. Vakıf sistemi uygulamalarından hangileri Balkanların sosyal yapısında değişikliklere yol açmıştır? Evet, İskan politikası, istimalet sistemi ve vakıf sistemi doğrudan Balkanların sosyal yapısında ciddi değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle Müslüman Türklerin bölgeye yerleşmesi ve kendi aralarındaki dayanışması, bölge halkı önemli bir kısmının Müslüman olması sosyal yapının değişmesinde etkili olmuştur diyoruz ve cevap seçeneği E seçeneği diyoruz. Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi, fethedilen yerlerin savunmasının kolaylaşması, yukarıda verilen gelişmeler Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki uygulamalarından hangisinin sonucudur? Evet, bu tamamen Balkanlara yönelik olan bu uygulamalar İskan politikasıyla doğrudan ilgilidir. Cevap seçeneğimiz A seçeneği diyoruz. Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlayan, toprakların boş kalmasını engelleyen ve güçlü ordunun oluşturulmasını sağlayan tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin ilk kez aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından uygulamaya konulmuştur? A seçeneğindeki Osman Bey döneminde tımar sistemi ilk kez uygulamaya konulmuştur. 1. Murat döneminde de sistemli hale getirilmiştir. Cevap seçeneğimiz A seçeneği diyoruz.